Herkese merhaba. Tüm dünyanın gündeminde tabii ki bir konu var. O da koronavirüs. Günlük hayattaki tüm alışkanlıklarımız değişmiş durumda. Artık evlerden çıkmamaya çalışıyoruz ve bu yeni dönemle beraber değişen bir şey daha var. O da çalışma koşulları. Artık şirketler çalışanlarına evden çalışmalarını söylüyorlar, uzaktan çalışmalarını söylüyorlar. Bakın, mesela ben şu anda bir ofisteyim. Türkiye'nin en büyük ofislerinden birisi olarak burayı söyleyebiliriz. Toplantı odaları bomboş. Katlar bomboş, ofisler bomboş. Kısacası artık çalışma tamamen değişmiş durumda. Artık herkes evden çalışıyor, uzaktan çalışıyor. Biz de dedik ki bu hafta bakalım ne gibi yenilikler var uzaktan çalışma ve evden çalışma konusunda. Bu yenilikleri keşfediyoruz, yeni platformları keşfediyoruz. Birçok online platform var. Hepsini birlikte bakacağız, inceleyeceğiz. Bakalım bizim hayatımıza ne gibi yenilikler sunuyor. Kısacası sizler için dopdolu bir program hazırladık. Ama öncesinde isterseniz sesli asistanımız Guru'ya bir merhaba diyelim. Merhaba Guru. Merhaba Ahmetcan. Bu hafta konumuz uzaktan çalışma teknolojileri. Program hazır mısın? Her zaman hazır. Muhteşem. Guru da hazır. O zaman programımız tüm hızıyla başlasın. Anlatacağım yeni platform ismi Microsoft Teams. Güvenli iletişim ve ortak çalışma platformu. Üretkenlik sağlıyor. Gerçekten çok önemli özellikleri var. Şimdi gelin isterseniz hep birlikte bu platformu bir keşfedelim. Bakalım neler sunuyor, hep birlikte göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum bu açıkçası. Öncelikli olarak bu platformun en çok dikkat çeken özelliklerinin başında takım oluşturma geliyor. Biliyorsunuz artık herkes şirketler içinde küçük takımlar halinde çalışıyor. Ve bu takımlar halinde çalışırken üretkenlik de artıyor. İşte bunu aslında artık siz online olarak da yapabilir hale geliyorsunuz bu yeni platformla beraber. Siz de göreceksiniz, ekranın sol tarafında ekipler sekmesi var. Biz hemen burada bir ekip oluşturduk. Burada Ozan Bey ve Cüneyt Bey bizim ekibimizde şu anda. Bu ekipler sekmesinde birçok şey yapabiliyorsunuz. Bir sosyal ağ gibi de düşünebilirsiniz aslında. Çünkü buradan yazışabiliyorsunuz. Anlık olarak dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bütün bunların hepsinin kaydı da oluyor. Bir arşiv oluşturuyorsunuz kendinize. Yani şirketteki ekibinizle ne konuştuğunuzu, ne dosya paylaştığınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Ben isterseniz hemen size birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Onu göstermek istiyorum. Mesela hemen ben ekipteki arkadaşlarıma merhaba yazayım. Arkadaşlarım hemen mesajı okuyacaklar ve onlar da bana mesaj yazdılar. Şimdi tabii ki bu bir chat platformu gibi görünebilir ama çok daha fazlası var. Neden böyle söylüyorum? Örneğin dosyalar. Dosyalar tarafına geldiğimizde bu ekipte paylaştığımız dosyalar burada listeleniyor. Mesela biz daha önce bir dosya yaratmıştık. Hemen bu dosyaya giriyorum. Dosyaya girdikten sonra bir Word dokümanı bu arada bu. Örneğin ben bu dosyada bir değişiklik yapmak istiyorum. Hemen buraya 250 kişi video konferans ile aynı anda görüşebiliyor. Ben bunu yazdığım anda bu bulut tabanlı bir sistem. O yüzden de ben bunu yazdığım anda diğer takım arkadaşlarımla da paylaşılmış oluyor. Ve onlar da aynı anda değişiklik yapabiliyor. Mesela şu anda Ozan Bey, siz de göreceksiniz. Şu anda burada bir nokta göreceksiniz. Şimdi o da o metni düzeltecek. Ozan Bey de bu metni düzeltecek ve ben bunu burada görebiliyorum. Ben de aynı anda mesela Ozan Bey bununla değişiklik yaparken ben de burada hemen başka bir şeyler yazmaya devam edebiliyorum. Tabii ki bu şu anda Word üzerinde gösteriyoruz size ama aynı zamanda bir PowerPoint sunumunda da yapabiliyorsunuz veya Excel dosyasında da yapabiliyorsunuz. Örneğin bir şirketiniz var ve bu şirketinizdeki takımlar farklı ülkelerden ve yabancı dillerde konuşabiliyor. İşte o zaman hemen yine burada bu çevirileri kullanarak, gerçek zamanlı çevirileri kullanarak kendi dilinizde mesajları okuyabiliyorsunuz. Örneğin İspanyolca yazan birisinin mesajını Türkçe olarak okuyabiliyorsunuz veya İngilizce yazan birisinin, bir çalışanınızın, takım arkadaşınızın yazdığını Türkçe olarak okuyabiliyorsunuz. Aramalar sekmesine bastığınızda takım arkadaşlarınız ve daha önce eklediğiniz arkadaşlarınızı burada görebiliyorsunuz. Bu sayede çalışma arkadaşlarınıza hızlı bir şekilde bağlanabiliyorsunuz.
ve onlarla online olarak görüşmeler yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu arada şunu da söylemem lazım. Bu platformun birçok özelliği var. Örneğin 250 kişiyle aynı anda online olarak burada karşılıklı görüşme yapabiliyorsunuz. Bir düşünün, 250 kişiden bahsediyoruz. Koskoca bir toplantı salonu aslında anlamına gelir ama artık tek bir bilgisayar üzerinden bu işi tamamlayabiliyorsunuz. Dikkatimi çeken başka bir özel daha var bu platformun. O da aynı anda 10.000 kişiye canlı yayın yapabilmeniz. Bayilerinize, paydaşlarınıza veya çalışanlarınıza hemen bilgisayarın karşısına geçerek kameranızı açıyorsunuz ve canlı yayın yapmaya başlıyorsunuz. Tabii ki bu canlı yayınları kaçıranlar olabilir. 10.000 kişiye kadar bir rakamdan bahsediyoruz. Kaçıranlar için kayıt yapılıyor ve onlar daha sonra bu yayınlara katılabiliyorlar. Onları takip edebiliyorlar. Son olarak değinmek istediğim bir özelliği daha var. O da bulut tabanlı bir santral sunması. O da şu anlama geliyor. Genel Excel santral kurmanıza gerek kalmıyor. Bunun yerine Teams'in santral özelliğini kullanarak ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Tabii ki şimdi bulut santral dedik. İnsanların aklı karışmış olabilir. Açıkçası ben de çok detayları bilmiyorum. Tabii ki bu noktada hemen bizim sesli asistanımız Guru'ya sormamız gerekiyor. Guru, bulut tabanlı santraller nedir? Bize bir anlatır mısın? Bulut santral teknolojisi, uzaktan çalışma konseptinin en önemli konu başlığı. İnternetin olduğu her yeri ofis ortamına çevirme amacıyla geliştirildi. Sanal ortamda oluşturulan bir altyapı sunuyor. Eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan bu yenilik, bulut teknolojisiyle internet üzerinden hizmet veriyor. Yatırım maliyeti gerektiren fiziksel bir santral kurulmasına gerek kalmıyor. Bu sayede şirketlerin hem uzaktan çalışabilmesi mümkün hale geliyor, hem de fiziksel santral yatırımı yapmasına gerek kalmıyor. Çok teşekkür ederiz Guru. Şimdi Microsoft Türkiye'den Ozan Bey ve Cüneyt Bey ile bir toplantı yapacağız. Öncelikli olarak Teams'te bir takım oluşturduk zaten kendileriyle ve sonrasında bu takımda görünüyorlar ekranda. Ben bu toplantı için bir Outlook'tan davet attım onlara. Onlar da kabul ettiler. Şimdi katıla bastım, bağlanıyor. Şimdi röportajımızı buradan yapacağız. Evet. Merhabalar Cüneyt Bey, Ozan Bey merhaba. Merhabalar. Ozan Bey siz galiba tatildesiniz. Yok, açıkçası tatilde değilim. Bu arkada görmüş olduğunuz Teams'in bir özelliği. Arkada arzu ettiğiniz görüntüleri koyma imkanı var. Müthiş. Bunu değiştirebiliriz. Arzu ediyorsanız hemen farklı birkaç tane de örnek göstereyim size. Evet. Hemen bir ofis ortamına dönüşelim. Bakın, müthiş gerçekten. Ortamda çalışıyor gibi beni düşünebilirsiniz. Ben de arka planı fullulaştırdım bu arada. Ozan Bey. Evet, özelliği kullanıyorsunuz. Teams'i yaratırken temel amacımız tüm şirketlerin ve bireylerin birlikte çalışırken işbirliği içerisinde en etkin şekilde çalışmalarını sağlamaktı. Tek bir platform üzerinden birçok uygulamaya erişebilmek, iletişim kurabilmek, özellikle ekip bazlı, takım bazlı çalışmalarda ekiplere özel bir alan yaratıp burada dokümanları üzerinde çalışmalarını sağlayabilmek, telekonferanslar yapabilmek, aynı zamanda Teams'in santral özelliklerini kullanarak Bulut'un getirmiş olduğu iletişim olanaklarından faydalandırmak gibi. Son dönemde de işte yaşadığımız bildiğiniz zorluklar sebebiyle de özellikle müşterilerimize bu çözümleri kullanmaları için ücretsiz olarak da sunuyoruz. Hı hı. Tüm müşterilerimiz ücretsiz olarak 6 ay boyunca tüm çalışanlarına Teams kurup kullanabilirler ve üretkenliklerinde mümkün olan en üst seviyede de tutma imkanlarını sağlayabilirler. Şöyle söyleyebilirim, bu süreçten evvelki aktif kullanıma baktığımız ve şu anki aktif kullanıma baktığımız zaman tam 6 katı bir kullanım görüyoruz. Çok ciddi bir rakam. Evet, çok ciddi bir rakam ve her geçen günde artıyor ve artacağını da bekliyoruz. Cüneyt Bey, şimdi size döneyim ben. Biz biraz daha böyle bu işin son kullanıcıya doğru dokunan tarafını aslında ele aldık. Biraz da işin arka planında bence yenilikler de vardır. Başka ne gibi yenilikler var? İsterseniz siz de onlardan bahsedin. Windows Virtual Desktop Microsoft'un sanal masaüstü ürünü ve tamamen uzaktan çalışma için tasarlandı. Çok yoğun talep görüyor tahmin edeceğiniz gibi. Öncelikle çok esnek, kurumunuzdaki herhangi bir kullanıcıya dakikalar içinde ofisteki çalışma ortamının aynısını sağlayabiliyorsunuz. Uzaktan çalışacak kişilere herhangi bir cihazdan, herhangi bir işletim sisteminden dakikalar içerisinde, hatta saniyeler içerisinde ofisteki ortamların aynısını, hatta daha fazlasını sunduğunuzu düşünün.
Bu ortamda genellikle Windows işletim sistemi ve ofis ürünleri kullanıyoruz üretkenlik için. Hı hı. Bunları hemen kullanıcılara olduğu gibi kesintisiz olarak bir dijital ortamı şeklinde verebildiğinizi düşünün. Ve bunları kullanıcı bir mobil telefonundan bile erişebileceği bir arayüzle direkt olarak bu ortamlara sahip olabiliyor. Evet. Çok yoğun bir talep aldığımız bir dönemdeyiz. Örneğin tüm dünyaya beyaz eşya ihraç eden gurur duyduğumuz çok değerli bir müşterimiz Windows sanal masaüstü uygulamasını sadece Türkiye operasyonlarında değil yurt dışı operasyonlarında da kullanıyor ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm çalışanlarına dakikalar içerisinde dijital bir ofis ortamı sağlıyor ve çok kısa sürede ciddi bir mobil iş gücü yaratmış durumdalar. Evet. Çok teşekkür ederim Ozan Bey, Cüneyt Bey. Sayın seyirciler, sizlerin de gördüğü gibi artık röportajlarımı bu tip online platformlar üzerinden yapabiliyorum. Oldukça da kolay bir şekilde yaptık. Sizler de izlediniz. Bundan sonraki dönemde görünen o ki uzaktan çalışma teknolojileri hayatımızda olacak. Uzaktan eğitim teknolojileri hayatımızda olacak. Ve biz de bunları keşfetmeye devam edeceğiz. Uzaktan çalışma konusunu çok sevdiğim birisiyle de konuşmak istedim ve hemen sizlere de onların görüşlerini aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim programımızda sesli asistan guru var ama kendi işinin gurusu Levent Erden var Türkiye'de. Ve Levent Erden'le şimdi bu uzaktan çalışma konusunu konuşacağız. Hemen videolu görüşme uygulamasını açıyorum ve Levent Erden'i arıyorum. Bir röportaj yapacağız kendisiyle bu uygulama üzerinden. Merhaba Levent abi. İyi akşamlar Ahmet Can. Levent abi, uzaktan çalışma dünyası bize ne gibi yenilikler sunacak? Bu sadece çalışma ile ilgili bir durum değil tabii. Hatta belki uzaktan değil, mekan bağımsız demek daha doğru. Yani mekan bağımsız üniversite, mekan bağımsız okullar, mekan bağımsız iş yerleri, belki çok az kişiyle iş yerinde kalıp gerisini mekandan bağımsız herkesin nerede yapabiliyorsa oradan yapabileceği durumlar. Evet. Aynı zamanda koskocaman olmayan şehirler demek bu. Çünkü biz yıl içinde pek de o kadar iyi kullanılmayan binaları, yani İş yerlerini günde 8 saat ve haftada 5-6 gün, okulları ise yılda alt tarafı 6-7 ay kullanıyoruz. Ama 365 gün ısıtıyoruz, soğutuyoruz, güvenliğini sağlıyoruz. Bunun çok büyük maliyetini insan için kullanmayı tercih etmek gerekebilir bundan sonra. O zaman da zaten emekli olmasını istediğimiz, girdiği şirketten emekli olacak ya da onları küçük küçük kutucuklara, 1 metrelik 2 metrekare kutucuklara hapsettiğimiz insanlar artık doğru düzgün kendi istedikleri yerden çok daha verimli ve kendi zamanlarında çalışabilecekler. Okullar böyle olacak. Görüyoruz. Alışveriş böyle olmaya başladı. Burada önemli olan insanların, kurumların, hatta devletin kendisini yeni döneme ayarlaması. Üstelik bütün bu dediklerimiz 5G'nin gelmesiyle beraber çok hızlanacak internet ve Web 3.0 ile beraber artık ekranlardan da bağımsız olarak mekanı kendisi bir internet yeri olarak kullanacak. Dolayısıyla iş yeri mekanlarının, okul mekanlarının anlamsız hale geleceği bir yere geliyoruz. Sosyal medyada herkesin en fazla 200-300 kişiyle görüştüğü, gerisine neredeyse hesabını kapattığı bir yerde zaten milyonlarla olmanın alemi yok. 20-30 milyonluk şehirler yönetilemez hale geldi. Bu hastalıklar kadar başka dertlerin de sembolü. Dolayısıyla büyük, en büyük, en çok satan, en çok seyredilen, en çok olmak zorunda değiliz. Yani 20. yüzyıl bitti ve yepyeni bir yere geliyoruz. Asıl buna hazırlıklı olmayan, bunun için insanını, kendisini, şirketini hazırlamayan, eğitmeyen kaybedecek. Çok teşekkür ederim Levent abi. Gerçekten çok güzel özetledin. Sevgili seyirciler, Levent Erdin'in görüşleri bu şekildeydi. Programımıza devam ediyoruz. Evdeki Mucitler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta çok değer verdiğim bir arkadaşım var yanımda. İsmi İpek. İpek inanılmaz bir projeyle karşımızda. Hatta küresel bir soruna da çözüm bulması belki muhtemel bir hale gelecek. Şimdi İpek'le konuşacağız. Merhaba İpek. Merhaba. Bizi kırmadın. Programımıza katıldın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikli olarak şu maket zaten başlı başına bir uğraş, başlı başına bir emek. Bunun için zaten tebrik ediyoruz seni. Sağ olun. Ama şimdi biz bu proje nedir sen bize bir anlat. Bu küresel bir soruna çözüm bulmayı amaçlıyorsun. Nasıl bulacaksınız bir anlatsan bize.
Şimdi bizim amacımız burada ellerimizi yıkadığımızda çıkan gri suyu ve oluklardaki, çatıdaki oluklardan ve yerdeki oluklardan topladığımız yağmur sularına yer altında bulunan, evet, yer altında bulunan filtrelerden geçirip burada çöplerini arıtıp ardından burada kimyasal arıtma sistemine getiriyoruz. İnanamıyorum. Burada kimyasal arıtma sisteminde çöktürme işlemi yapıyoruz. Bir dakika o zaman hemen burada Guru'ya dönüyoruz. Guru, bu çöktürme sistemi nedir? Bize bir anlatır mısın? Çökeltme sistemi de diyebiliriz. Arıtma sistemlerinde kullanılan en yaygın teknolojidir. Sudan daha fazla yoğunluğa sahip katı maddelerin durağan koşullarda yer çekimi etkisiyle çöktürülerek uzaklaştırılması amacıyla kullanılırlar. Çöktürme havuzları ön çöktürme veya biyolojik ve kimyasal arıtım işlemi ardından son çöktürme amacıyla kullanılabiliyor. Özellikle atık su tesislerinde kullanılan en yaygın sistemdir. Aşağı gelen yani çöken çamurları da biz bertaraf merkezlerine gönderiyoruz. Burada çatılarda solarlarımız var, güneş panellerimiz var. Şurada siz de görebilirsiniz sevgili seyirciler. Evet, biz onlarla bu hidroforlar kilowattlık enerji tüketiyor. Evet. Ve biz de bunları bu güneş panellerinden almayı planladık. Ha, çok enteresan. Yani ben şunu anlıyorum. Yağmur suları ve tuvaletlerde kullanılan evet. sular geliyor. Evet. Kanalizasyon suları. Burada sizin bir fiziksel bir aynen. filtreniz var. Evet. Sonra kimyasal evet. aşamalardan geçiyor, arıtmalardan geçiyor. Evet. Sonra ne oluyor peki? Sonra da biz bu yağmur suyunu arabaları yıkamak amacıyla kullanıyoruz. Ardından yeşil alanlar varsa onları yıkamada kullanıyoruz. Gri suyu ise pisuarlarda ve klozetlerde kullanıyoruz. İpek o zaman şöyle, gri suyu pisuarlarda kullanıyorsunuz. Evet. Yani el değmeyen sularda kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Yani. Diğerinde bitkilerde araç yıkamalarında kullanabiliyorsunuz. Evet. Peki İpek yani bu çok gerçekten güzel bir fikir. Teşekkür Şu an ederim. Dünyanın ihtiyacı olduğu bir fikir bu. Bu fikir aklına nereden geldi? Bu fikir İstanbul'da yağmur suları ile kanalizasyon suları birleşiyor. Yani aynı yerde bağlanıyorlar. Ve böylece temiz su kıvamındaki yağmur suyu heba ediliyor. Yani değerlendirilemiyor. Ya evet. Yani böyle bir sorunu buldum ve o sorunu da bu şekilde çözdüm. Evet. Peki şu anda bu maket. Önümüzdeki dönemlerde belki sen bunu hayata geçireceksin. Nasıl planların var? Şöyle, biz bunu daha kalabalık ortamlarda kullanmayı planlıyoruz. Çünkü kalabalık ortamlarda su kullanımı da fazla oluyor ve fatura da fazla gelmiş oluyor. Evet. Ama biz de bu sayede faturayı indirmiş oluyoruz. Faturayı indireceksiniz. Evet. Daha güzel bir dünya için bir adım atmış evet. olacaksınız. Aynen Peki öyle. Elinde sınırsız imkan var. Neler yapardın? Bu proje tamam hayata geçti mesela. Biraz daha böyle hayal et. Biraz daha böyle aşırı düşün. Ne aklına ne gelir? Yani ben bunu evlere de koymayı düşünürdüm. Evlere koymayı evet. düşünürdün. Yani daha gelişmiş bir sistemle evet. evlere koymayı düşünürdün. O zaman İpek çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür için. Ederim. Sevgili seyirciler, sizlerin de gördüğü gibi evdeki mucitler artık sınır tanımıyor. Yanımda İpek vardı bu hafta ve biz bundan sonraki haftalarda evdeki mucitlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Siz de eğitimlere katılmak istiyorsanız veya internet üzerinden eğitim almak istiyorsanız Türkiye İş Bankası'nın kod adı İşte Gelecek projesine katılabilirsiniz. kumbaradergisi.com internet sitesinde bu eğitimler ve başvuru formu da bu internet sitesinde sizleri bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle Ozan İpek hep birlikte bence bir hoşça kalın diyelim. Evet, hoşça kalın. Şimdi sıra geldi teknoloji dünyasındaki son haberlere. Dünyanın en heyecan verici gelişmelerin başında 3 boyutlu yazıcılar var. Ve bu teknolojiler artık koronavirüs mücadelesinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Hemen sizlere birkaç tane örnek paylaşmak istiyorum. Örneğin Çin'de şu anda hastaların akciğerleri 3 boyutlu yazıcılarla kopyalanıyor. Aynı zamanda tıbbi gözlükler ve karantina odaları 3 boyutlu yazıcılarla üretilmeye başlandı. Tek kullanımlık kalıplama ya da bizdeki adıyla 3 boyut teknolojisi hayatımıza gireli uzun zaman oluyor. Hızlı, daha az maliyetli ve insansız modelleme yapan 3D teknolojisi bugünlerde Çin'de hayat kurtarmaya aday. Koronavirüsle mücadele eden Çin'in Wuhan eyaletinde hastalara ait akciğerler 3D teknolojisiyle modellenerek teşhislere yardımcı oluyor.
Söz konusu model, akciğerdeki kan damarlarını, küçük bronşları ve enfeksiyon odağı gibi tüm detayları yansıtmasıyla ön plana çıkıyor. Uzmanlara göre söz konusu 3 boyutlu ve renkli model, hastaların durumunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. 3D teknolojisi ayrıca tıbbi gözlüklerin üretiminde de sağlık sektörüne yardımcı oluyor. 1 saat içinde 3D baskıyla üretilen tıbbi gözlükler benzerlerinden 4'te 3 daha hafif olmasıyla ön plana çıkıyor. Çin'in Wuhan eyaletindeki şirket günde yaklaşık 2000 çift tıbbi gözlük üretirken 3D teknolojisiyle karantina odaları da inşa edilebiliyor. Çin medyasında yer alan haberlere göre Şangay eyaletinde üretilen 3D karantina odaları Çin'in salgından en fazla etkilenen eyaleti Wuhan'a gönderildi. Çinli milyarder Jack Ma koronavirüsün hızla yayılmaya başladığı Afrika'ya koruyucu giysi, maske ve test kiti bağışlayacağını açıkladı. Jack Ma aynı zamanda geçen haftalarda Amerika'ya 500 bin test kiti bağışlayacağını da açıklamıştı. Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koronavirüs yardımlarına devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını son olarak Afrika ülkelerinde etkisini göstermeye başladı. Jack Ma bu nedenle Afrika'daki ülkelere maske, koruyucu giysi ve koronavirüs testi göndereceğini açıkladı. Ma'nın vakfından yapılan duyuruya göre kıta geneline 1.1 milyon test kiti, 6 milyon maske ve 60 bin koruyucu elbise gönderilecek. Açıklamada, dünya COVID-19'un Afrika'daki öngörülemez sonuçlarını kaldıramaz ifadeleri kullanıldı. Ma, geçtiğimiz günlerde Avrupa kıtasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de benzer bağışta bulunmuştu. Ülkeleri bu kriz zamanında işbirliğine çağıran ve Ocak ayında koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarına destek veren Ma, bu projeye 14.4 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden dop dolu bir içerikle karşınızda olacağız. Sosyal medyada yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.